Hepinize yeni bir videomdan merhabalar sevgili takipçilerim. Hepiniz tekrardan YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz canlar. Bugün sizlerle şöyle anacımla bir lahana dolması yapacağız. Ama bu eskiden bildiğimiz lahana dolması gibi değil. Bu şekli ben yıllardır bu şekilde yapıyorum. Yaklaşık 3-4 senedir falan bu şekilde yapıyorum ve çok kolay oluyor. Gerçekten sizlere de tavsiye ediyorum. Ben de bunu YouTube kanalının birinde görmüştüm. Acaba nasıl olur diyerekten bir defa denemiştim ve çok güzel oldu. Hani incecik oldu sarmaları. Hem daha kolay, daha pratik oldu. Eskiden annem mesela, ben öyle görmüştüm. Yapraklarını tek tek ayırırdık, öyle haşlardık. Sonra sararken şu damarlarını keser, öyle sarardık. Ama bu şekilde daha kolay oluyor arkadaşlar. Şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle annemle beraber saracağız inşallah. Hemen şöyle bıçağımı alayım. Şimdi bıçağımı aldım. Şöyle hem anneciğim de görmüş olsun. Eskiden annem şöyle yaprakların tek tek söker, hani çıkarır. Öyle haşlardık, damarlarını da çıkarır. Ya da bazen damarlarını çıkarmaz, sararken keserdik. Bu şekil pratik oluyor arkadaşlar. Şimdi şu şekilde kendime göre ayarlıyorum. Burayı ikiye böleceğim. Bu kısmı. Şöyle. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle. Şu taraftan da bir kesik attım. Şöyle göstereyim sizlere. Şimdi arkadaşlar şu şekilde kestim. Bu kenarına bakın şu şekilde kestim. Birer kere ortadan. Bu tarafı da. Ama orta kısmını 3'e böleceğim. Şöyle. Görüyor musunuz? Evet. Evet. Bakın. Orta kısmını da 3'e böldüm bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bunları haşlarken şöyle göbeklerini alacağım. Göbek kısımlarını turşu da kullanacağım. Evet. Şimdi bunları suyumuz kaynasın. Şöyle göbek kısmını dediğim gibi şöyle ayıracağım. Göbeğini kullanmayacağım. Bakın hem bu şekilde haşlaması da çok güzel oluyor. Daha pratik oluyor. Öyle söyleyeyim. Bakın nasıl kalıp gibi çıktı. Bunu sarması da çok güzel oluyor. Şöyle göbek kısmını alayım. Şöyle hemencecik de ayrıldı lahanalarımız. Artık annemin de pratiğine giderse bundan sonra böyle yapar. Şey bir sararken, olur. Sararken bir denesin. Daha önce ben yapmıştım. Sararken annemle beraber sarmıştık ama kesme şeklini göstermemiştim anneme. Şurası da güzel. Şöyle şuralarda sarmalık. Evet. Şu tarafını ayırdım arkadaşlar. Dediğim gibi göbek kısımlarını turşu da kullanacağım. Şöyle hemen kenara kaldırdım. Şimdi buraları bir güzel haşlayalım. Şu da biraz büyük gibi geldi ama şu kısmını alayım bunu. Kenara. Suyumuz kaynadı mı? Kaynadı. Ha, kaynamış annem kısmış. Şimdi lahanalarımızı. Şimdi şöyle suyumuz kaynıyor arkadaşlar. Şöyle lahanalarımı içine atıyorum. Şöyle aralarını havalandıra. Arkadaşlar bu arada çok şöyle diyormuşum. Ben geçen gün arkadaşım bir tanesi yazmış bana. Şöyle diyeyim, art niyetli olarak düşünmedim. Bir dakikada kaç tane şöyle demişsin diye yazmış bana. Ne bileyim herhalde anlatmaya çalışırken videonun heyecanıyla ne dediğimi bile bazen şey yapamıyorum yani sanırım. Baktım ki sonra doğru yani çok fazla şöyle kullanmışım. Bir dakikanın içinde değil videomda çok fazla kullanmışım. Dikkat ediyorum aslında ama yine de o kelimeyi çok fazla kullanıyorum. Şimdi lahanam haşlansın. Annem bunu haşlasın arkadaşlar. Ben de iç malzemesini hazırlayayım hemen. Sen bunu haşlan hacım. Şöyle bir arkalı önlü çevirsin. Ben de iç malzemelerini hazırlayayım.
yumuşamış gibi sanki değil mi? Ha, al istersen. Şöyle yumuşamış. Al anne. Ben de bahçeden nane buldum, geldim. Naneyimi karıştıracağım. Soğan da doğrayacağım arkadaşlar. Şöyle soğanlarımı da soydum. Soğanları karıştırmayacağım. Soğanı doğramadan önce babamı birazcık soğansız ayıracağım. Babam soğan yemiyor yemeklerde. O yüzden. Şimdi babam da yer mi yemez mi? Annem diyor yemez kızım diyor. Lahanayı pek sevmiyor diyor ama belki birkaç tane de olsa yer. O yüzden babamı ayrı soğansız saracağız. Ayrı pişireceğiz onunkini. Etli, ondan sonra kıyma, kavurma tarzı çok seviyor. Ha, sebze, patlıcan yemeğini, sebze türü de sever de. Hani lahanayı pek şey yapmıyor ama. Yani görmese aramaz. Ama belki yer. Soğanlarımı da doğrayayım. Soğanlarımı ayrı olacağım. Acı yemedi miydi? Mesela ben patlıcan yemeğini acı çok severim. Ama çocuklar yemiyor diye koyamıyorum. Sadece pişmeye yakın. Çocuklarınkini ayırıyorum. Kendiminkine de şey atıyorum mesela acı atıyorum. Pul biberim var mı? Pul biberimiz. Pul biberi senin gönderdiğinden var anne. Onu da çektireceğim Zeynep'e ben. Diyorum. Kendim hani çarptırız ederim de yapamıyorum. Çok etmeyeceğim zaten. Herkese birer şey. Şimdi benim geçen sene vardı orada. Pul biber mi? Hı. Neyse sen ver, ben azıcık okula götürürüm canım. Ne dersen götür. Sen ver, ben götürürüm azıcık okula. Yemeyenin yiyicisi bulunur. Siz de çok yemiyormuş sanki, bitiremiyormuş. Yapalım böyle. Bakalım robotta çektirebilirsin. Geçen gün okula şey pul biber aldıydı anne de acısı azmış. Ha. Öğretmenlerimiz de acı seviyorlar onlarla. Vallahi. Ha. Benimkiler çok acılar. Ondan seninkiler de seninkinden götüreyim azıcık. Öbür pul biberin içine karıştırırsam seninki de çok acı yenmez. Nasıl oldu anne? Olmuş mu anne? Haşlanmış mı? Al bakalım. Tamam. Şimdi bir de domateslerimi rendeleyeyim arkadaşlar. Ondan sonra iç malzemelerini kavuralım. Bir güzel oturalım, saralım sizlerle beraber. Şimdi şöyle zeytinyağımı aldım tenceremi. Şunu da babamakini yaptım. Çok az yapacağım babama dediğim gibi. Belki yer. Sevmiyor ama. Şöyle bolca soğanlarımı. Dolmada bol soğanı çok seviyorum ben. O yüzden şöyle 3 tane bolca soğan doğradım.
soğanımı bir güzel kavuracağım. Şimdi şöyle soğan kavruldu. Şöyle bir yemek kaşığı salçamı ilave edeyim. Salçamı iyice kavuracağım. Hemen şu tarafa da babamı dolmasını içerisine koydum. Şöyle kavruldu babamı. Birazcık kekik atacağım. Birazcık fırına. Kimyon. Karabiber. Toz biber. Azıcık su alayım. Şöyle babamınki soğansız yeşilliğini ve domatesini koydum. Salçam da kavruldu baharatlarıyla. Şöyle robottan geçirmiş olduğum domateslerimi de koydum. Normalde ben babamınkini ayıracağım için arkadaşlar şey yaptım, elle doğradım. Normalde mesela iş yerinde ben soğanını ayrı robottan geçiriyorum. Elimde doğramıyorum bazen. Uğraşmak istemiyorum. Hani anca yetişiyorum zaten. Yeşilliklerini, domatesini hepsini bir katıyorum. Öyle robottan geçiriyorum canlar. Şimdi sadece domatesimi geçiyorum robottan. Evet. Şimdi şöyle pirincimi de atacağım. Şöyle nanemi ve maydanozumu da atayım. İçine. Şöyle 2-3 yemek kaşığı da su koyacağım. Azıcık pişireceğim şöyle pirinçleri. Azıcık da bunu koyalım. Neyi unuttum? Tuz unuttum. En önemlisi. Şöyle hemen bir kaşık alayım. Tuzsuz yemek olur mu? Şöyle birazcık pişsin. Şimdi arkadaşlar şöyle biraz lahanamızdan alalım önümüze. Şöyle tepsiğimizi koyduk. Şöyle birazcık şöyle sert olanları altına koyacağım. İnce olanları üste koyacağım. İnce orta kısımlarını, onlar daha çabuk pişer diye. Şöyle hemen sarması da kolay oluyor, basit oluyor bu şekilde. Şu şekilde hemen tenceremin altına koyuyorum. Biz düre düre yaparız, endere zor mu yaparız? Yapabiliyor muyuz? Yaparsın, yaparsın.
kısmını şöyle bastırıyorum. Bu kenarlarından dökülmüyor kesinlikle. Bak, anneminkini güzel oldu. İncecik bak. Bunu üste koyalım. İnce yapraklı. Şöyle inceleri üstüne koyacağım en son. Olur olur annem, o pişince. Pişince güzel olur. Aldığım tencereye koyacağım ama olması ben iyi yapamıyorum. Şöyle ince olanları buraya koy. Böyle büyük olanları şey koyalım altına. Bıçak alsam şuradan damarlı kısımlarını alsam. Evet. Bıçak alayım diyorum, şu damarlı kısımlarını kesiverim. Normalde ben lahana sarmasını hiç sevmezdim. Bu yöntemle birazcık daha sevmeye başladım. Çünkü düşün hani sardığında kocaman kocaman olurdu. Bu yöntemle daha çok seviyorum lahana sarmasını. Genelde de hep bu yöntemle yapıyorum. Hem kibarcık oluyor. Olsun annem, olsun. Güzel onları üstüne koyunca pişince güzel olur onlar. Sen koy, ben yerleştireyim bunları. Sen onları tez ediyormuş. Bunları nasıl saracağım? Sarmış. Bu dört köşeler iyi sarıyor da onlar. Bunlar da bitmiş herhalde. Baksana şuna şimdi şunu. Şunu sen, sen güzel olan yerlerini böyle sar. Büyük sarın mı benim? Sar sar, bildiğin gibi sar. Nasıl istiyorsan öyle sar. Hepsi yenecekti. Hepsi gidecek, aynen. Nasıl istiyorsan öyle sar. Biz böyle büyük edersek aynına güzel sarar. Onun kazan çalışır. Yer sarması da güzel olurdu. Böyle tekrar parçaları falan sarmazdı ama oralarını yerdi. Böyle evet, güzel olan yerlerini sarardı böyle incecik.
Çok güzel. Çok güzel sarardı. Bunu da severdi zaten. Hı hı. Mesela şöyle biz parçalarını mesela ekleme yaparım ben bu şekilde. Mesela evet, bunun içine şöyle kısa olanlardan uzatırım şöyle. Ama rahmetli baba ne cezim etmez. Orasını yerdi, orayı ayırırdı, severdi. Çünkü böyle doldururken yemeği. Piştiğinde o kadar sevmen anam derdi. Doldururken severim derdi, içini derdi. Nur içinde yatsın baba ne cezim. Anneanneciğim de, babaanneciğim de, nur içinde yatsın ikiciğiz ikisi de. İşte. İki dümür de. Öyle. Gittiler yatacaklar. Zamanlar da geldi denem. Babaannen 100 yaşını geçti. 102 yaşında. 102 yaşında vefat etti babaannem. Şöyle parçalar ekleme yapıyorum. Parçalar ne diye mi? Şöyle ekleme yapıyorum ben onları. Şimdi arkadaşlarım sizlerle beraber şöyle sardığımız yaprak sarmalarımız var ya. Ben bunları pişiremedim bugün. Bahçeye gitmiştik zeytin toplamaya ve daldırmışım, unutmuşum. O yüzden bunu yarın pişireceğiz. Yarın da ben olmayacağım. Annem gelip pişirecekler canlar. Lahana sarmamız bu şekilde oldu. Şöyle göstereyim sizlere. İşte biraz salçalı suyla, siz nasıl yapıyorsanız sizler de biliyorsunuzdur muhakkak. Birazcık zeytinyağı gezdirip üzerinden pişirilecek işte. Böyle canlar. Bugünkü videom böyle olsun. Sonunu getireyim istedim arkadaşlarım. İnşallah bir dahaki videolarımda görüşürüz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.